Aslında kanunun zaten metnine de baktığınızda, gerekçesine de baktığınızda aslında uluslararası, tırnak içinde terörün finansmanının boyutuyla alakalı bir kanun aslında. Ve de size şunu söyleyeyim, bu kanun cezaevlerine para yatırma boyutuyla alakalı olmak üzere yürürlüğe girdi. 2013 yılından bu yana hiçbir şekilde pratikte uygulanmış değil. Ama son 2 yıldır tamamen hukuka aykırı bir şekilde ve de ilginç bir şekilde cezaevine para yatıran kişiler hakkında bu kanundan işlem yapılıyor. Kişiler tutuklanıyor. Ve bu örnek olayda da gördüğünüz gibi cezaevine alabiliyorlar. Bugün bu kanundan, yani cezaevine para yatırdığı için cezaevinde halen tutuklu olarak, hakkında henüz kesinleşmiş bir karar olmamasına rağmen tutuklu olarak yargılanan bir sürü kişi var. Şöyle düşünün ki devlete yatırılan parayı siz tutuyorsunuz, diyorsunuz ki bu para cezaevine yatırılan, tutuklu hükümlüye yatırılmış paradır ve terörün finansmanını sağlamak için yatırılmıştır. Yani akla hayali gelmeyecek bir durum. Tamamen hukuka aykırı, kanuna da aykırı. Aslında şunu çok net söyleyebiliriz, tam bir akıl tutulması diyebiliriz buna. Tabii ki konunun kendisi gene her zamanki gibi hukukla bir ilgisi yok. Konu tamamen siyasi, politik bir durum. Devlet çok uzun bir zamandır cezaevlerinde baskı ve zor politikalarını uygulamak için cezaevinde bulunan siyasi tutuklulara her türlü baskıyı ve hak gaspını pratikte çok yoğun bir şekilde uyguluyor. İşte bu cezaevine para yatırmadan kaynaklı kişilerin tutuklanması, bunun suç sayılması ve hatta işte bu olayda olduğu gibi ceza almalarının sağlanması da doğrudan bununla ilgili. Böylece şu denmek isteniyor, cezaevinde kalan siyasi tutuklu hükümlülerle hiçbir şekilde kimse dayanışmasın, onlara para dahi yatırmasınlar ve tamamen cezaevinde tecritin bir sonucu olarak siyasi tutuklu hükümlüler yalnızlaştırılsın, tamamen dışarıdan izole edilsin. Şimdi hasta tutsaklar meselesi ülkemizde uzun yıllardır artık bir kangrene dönüştü. Yani şu an tam rakamları bilmiyorum ama 1600 civarında hasta tutsak olduğu söyleniyor cezaevlerinde şu an Türkiye'de. Bu gerçekten çok korkunç bir rakam. Siyasi iktidar cezaevlerinde kalması hayatı açısından çok büyük zararları ortaya çıkaracak. Cezaevinde kalamayacak derecede ağır hasta siyasi tutuk ve hükümleri serbest bırakmıyor. Bunu bir politik olarak bilinçli bir şekilde uyguluyor. Bugüne kadar hasta tutsaklar meselesiyle ilgili olmak üzere çokça konular gündeme getirildi. Basın açıklamaları yapıldı, eylemler yapıldı. Adli Tıp Kurumu'nun ne kadar antibilimsel çalıştığı, verdikleri raporların ne kadar hukuka aykırı ve tıp etiğine aykırı olduğu yıllardır hep dile getiriliyor. Hasta tutsaklar meselesinin en önemli boyutu Adli Tıp Kurumu'nun bu hasta tutsaklarla ilgili verdiği cezaevinde kalabilir raporları. Şimdi bu raporların kendisi hukuka da aykırı, somut gerçekliğe de aykırı, tıp etiğine de aykırı. Maalesef uzun yıllardır Adli Tıp Kurumu'ndaki hekimler hekimlik etiğine tamamen aykırı, mesleklerine adeta yani ihanet eden bu raporların altına imza atabiliyorlar. Bu hekimlerin bağlı oldukları tabip odalarına bu hekimleri şikayet yolu denenebilir. Bu hekimler şikayet edildiğinde şikayet üzerine tabip odaları bu hekimlerle ilgili meslekten men kararı da dahil olmak üzere disiplin kararları verebilirler. Bu bence çok etkili olur. Ben tüm hukuk kurumlarında bu konuya duyarlı olmaya ve bu konuda çalışmalar yapma noktasında bir çağrıda bulunmuş olayım.